Merhabalar arkadaşlar, ben Yavuz Şahin. Sizlere 2023 Eylül TUS için farmakoloji sorularının değerlendirmesini yapmaya çalışacağım ve bununla alakalı, kitapla alakalı sınav değerlendirmesinden sonra referanslarımızı paylaşacağım sizle ve ufak bir tefek birkaç tane öneride bulunacağım. Farmakoloji dersi çalışmakla alakalı, sonraki TUS'larda nasıl bir strateji izlememizle alakalı birkaç tane öneride bulunacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi sınava bakarsak, sınavda 18 tane artık farmakoloji sorumuz var. Soru sayısı değişti bildiğiniz gibi. Sınavdaki soruların dağılımına bakarsak en fazla soru kemoterapiklerden geldi. Yani antibiyotiklerden ve diğer bazı kanser ilaçlarından monoklonal antikor kısmından sorular geldi 5 tane. Sonra SSS Pharma'dan 3 tane geldi. Sonra da arkadaşlar diğer branşlarda genel olarak ikişer tane soru olarak dağıldı. Bu ÖSYM'nin soru formatı değiştirdikten sonra yaptığı ilk sınav olması sebebiyle önemli. Demek ki kabaca bundan sonraki sınavlarda da aşağı yukarı bu formatta soru gelecek. Sınavda bir tane ciddi hatalı bir sorumuz var. Birazdan göreceğiz zaten. Bir tane de özensiz sorumuz var. Genelde ÖSYM özensiz soruları çok fazla iptal etmek istemiyor. Çok fazla bu yola gitmiyor ama hatalı soru da iptal edebiliyor. O yüzden o soru geldiği zaman da ben bunun üzerinde duracağım arkadaşlar. Soruların dağılımına bakarsak, dağılımdan sonra zorluk seviyesine bakarsak, sorular farmakoloji açısından çok zor bir sınav değildi. Yani 10 tane soru çok rahatlıkla yapılabilecek sorulardı. Bunlar arasında eski sınav soruları da vardı. Orta zorlukta 4 tane soru var. Zor soru 3 tane var ve bir tane de hatalı sorumuz var. Bu şekilde bir sınav gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bakalım sorulara tek tek. İlk sorumuz vezemikol ne yapar? Vezemikol anlattı. Yaptığı mekanizmayı sordu. Cevap tabii ki vezemikol parasempatik sinir sistemindeki nörotransmitter olan asetilkolinin vezikülü. Bak buradaki vez var. Burada da vez var. Vezikül girişini engelleyen bir ilaç. Sınavda soruldu. Kitapta da 28 sayfada var. Basit bir soru. Eski TUS sorusu. Eski soru birebir aynen geldi. Bu da ne gösteriyor? Tabii ki her zaman çıkmış TUS soruları çıkacak olan TUS sorularının en güzel referanslıdır. O yüzden ne yapmak lazım? Mutlaka eski soruları görmek lazım, bilmek lazım. Sınavda bunlar bize çokça soru yaptıracaklardır. Şimdi beraber bir hatırlayalım beraber hızlıca bu parasempatik nöronun mantığını. Buradan yine soru gelecektir çünkü. Parasempatik nöron içerisindeki asetil-CoA ve kolin birleşip asetilkolin yapar. Enzim asetilkolin transferaz enzimi veya kolin transferaz enzimi fark etmez. Bu oluşan asetilkolin vezikülde dolar arkadaşlar. İşte bu vezikülde dolmayı kim engelliyor? Vezemikol engelliyor. Sınav sorusu buydu. Yine gelecektir. İçeride vezikülde asetilkolinler bekliyor. Bu nöronun içerisinde sodyum girdiği anda aksiyon potansiyeli meydana geliyor. Bu oluşan aksiyon potansiyeli membranda voltaj değişimi yapıyor. Bu değişen voltaj voltaja duyarlı kalsiyum kanalı açıyor ve içeri kalsiyum giriyor. Giren kalsiyum bu nöronlarda ne yapıyor? Vezikülleri kasıyor. Veziküller kasıyor ne oluyor? Asetilkolin sinaptik aralığı boşalıyor. Sinaptik aralığa gelen asetilkolin postsinaptik membrandaki reseptörüne dokunuyor. Neredeymiş reseptör? Postsinaptik membrandaymış. İşini yapıyor, 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 yapıyor. Bir süre sonra hücre içinden dikkat potasyum dışa doğru kaçıyor artı yüklüyor. Artı yüklüyor dışa doğru çıkınca içerideki aksiyon potansiyeli bitmeye başlıyor. Bitince buradaki kalsiyum kanalları kapanıyor. Kanalları kapanınca daha fazla ne yapılmıyor? Asetilkolin salgılanmıyor. Daha sonra dikkat postsinaptik membranda bulunan enzim var. İsmi asetilkolinesteraz enzimi. Dikkat bunun olduğu yer soruldu. Yani bu enzim sinaptik aralıkta değil, prasinaptik alanda değil. Nerede bulunuyormuş? Postsinaptik membranda bulunuyormuş. Bu asetilkolinesteraz denilen enzim ortamdaki asetilkolinleri yıkıyor. Yıkınca etki sonlanıyor. İşte bu gördüğümüz asetilkolinesteraz enzimiyle dikkat yıkma parasempatik sinir sistemindeki en önemli etki sonlanma biçimi sınav sorusu. Soruldu yine sorulacaktır. Sonra oluşan kolin ne yapıyor? Reuptake nörona geri alınıyor. Alan kim? Kolin pompası. Bunu engelleyen kim? İsminde kolin geçecek bu arkadaşın kim o? Cevap hemokolinyum sınav sorusu. Çıktı yine çıkacaktır tamam mı? Güzel devam edelim. İşte arkadaşlar bizim asetilkolinesteraz enzimini inhibe edersen bir ilaçlarla kimse bu ilaçlar ne olur? Asetilkolinler yıkılmaz, hayatta kalmaya devam eder. Reseptöre dokunur ve şiddetli parasempatik etkime gelir. Kim bu asetilkolinesteraz inhibitörleri? Sonra stigmin levitenler, fizostigmin, neostigmin gibi ilaçlar ve organofosfat yani tarım ilacı, böcek ilaçları. Bunlar ne yapıyor o zaman? Şiddetli parasempatik etki yaparak tedavide kullanılıyor veyahut da ilaçlarla bazı haşereleri öldürmek için kullanıyoruz. Devam edelim. Presinaptik alandaki M2 reseptör, otoreseptör salınmayı engelliyor. Salınmayı engelleyen diğer kim var? Botulinum toksini var ki bu sınav sorusuydu fakat soruda hata vardı arkadaşlar. Presinaptik olarak sodyum girişini arttıran bölgede daha fazla aksiyon potansiyeli yapan zehirler kimler? Greyanotoksin, deli balı, Karadeniz bölgesinde bulunan bal, dikkat ve batrotoksin. O zaman bunlar ne yapıyor? Çok aksiyon potansiyeli, çok kalsiyum girişi, çok asetilkolin salınımı yani şiddetli parasempatik etki. İşte bu yüzden bu deli balını yiyenlerde ne oluyor? Şiddetli parasempatik etkiye bağlı bradikardin nabız azalması ve hastalarda parasempatik etkinin artışını görüyoruz. Devam edelim. Presinaptik olarak kalsiyum kanalını blok eden zehir kim? Konotoksin. Presinaptik potasyum kanallarını kapatıp da potasyum çıkışını engelleyen kim? Beklenen sınav sorusu
amifampiridin güzel bir sınav sorusu olacak. Tamam, geçtik. Diğer sorumuz, aspirinle indüklenen astım profilakside kim kullanılır? Oray kullanılıyor. Çok güzel sınav sorusu. Hatırlayalım beraber. Dikkat, bizim membranda bir araştırma kasetimiz var. Bu bir lipid. 20 tane karbonu var. 4 tane çift bağı var. Bu da beklenen sınav sorusu. Bu araştırma kasete eğer COX enzimi dokunursa biz bundan prostaglandin ve tromboksanları yapıyoruz. Eğer LOX enzimi dokunursa bundan lökotrenler yapılıyor. Lökotrenler genelde ne yapıyor? Bronşu kasıyorlar. Bronkokonstriksiyon yapıyorlar. Eğer bir insan aspirin kullanırsa aspirin COX enzimi blokörü. COX yolunu bloke ettiği için ne oluyor? Araştırma kaseti LOX yolunu koyuyor ve çok fazla lökotren yapıyor ve bronşları kasmaya başlıyor. O yüzden aspirinle indüklenmiş olan bir astımda çok fazla ortam lökotren bulunacağı için lökotrenlerin reseptörlerini kapatan reseptör antagonist vermek lazım. Kim bunlar? Son Lucas'ta bitenler. Yani Zafir Lucas, Montelukast Lucas gibi ilaçlar. Kitabımızda da 125 ve 171. sayfalarda var. Lucas'lar ne yapıyor? Aspirin ilişkili astımda veya egzersiz ilişkili bronkospasm tedavisinde oral kullanılan ilaçlar. Sınavda gelmiş yine gelecektir. Bunlar astım profilaksiste kullanılıyor. Çözülmüş, güzel bir soru. Zaten bir önceki sınavda ben 2023 Nisan'da da biyokimyadan gelen soru şuydu. Aspirin hangi mekanizmayla astım krizini tetikler? Cevap COX enzimi bloke ettiği için LOX yolunu kayar dedi. Yani Nisan sınavında bunu sordu. Eylül'de Farma'dan direkt ilacını sordu. Arka arkaya peş peşe gelen güzel bir sınav sorusu oldu. Diğer sorumuz SSS'ye etkili antimuskarinikler kimler? Bildiğiniz gibi bizim muskarinik reseptörümüzün M1'i var. M2'si var ve de bir M3'ü var. Nasıl aklımız kalsın? Şöyle bir cinayet çizelim, bir adam çizelim beraber. M1 SSS'de beyinde bulunur, M2 kalpte bulunur, M3 geri kalan her yerde. Yani bağırsakta, bronşta, işte damarda falan her yerde M3 bulunur. O zaman M1 nerede? SSS'de. Yani bu sorunun şu formumuzda gelmesi var. Hangisi M1 selektif? Yani beyinde bulunan muskarniği kapatan ilaçtır? Kim onlar? Benztropin, piperiden ve triheksifenidir. Bunlar SSS'e etkili olan antikolinerjik ilaçlar. Güzel soru. Peki nerede bilelim? Dikkat. Bir hastalık var ki bu hastalığın patogenezinde asetilkolinin seviyesinde artış var. Dopamin seviyesinde azalma var. Kim bu? Tabii ki Parkinson. O yüzden Parkinson tedavisinde kim kullanılıyor? Asetilkolinin reseptörünü kapatıyoruz ki ortamda fazla artan asetilkolin ne yapmasın? Reseptöre çok dokunup etiketmesin diye. Asetilkolin artışı bu şekilde dengelenmeye çalışılıyor. O zaman bunlar nerede kullanılır? Örneğin özellikle Parkinson'da kullanılıyor. SSS'ye etkili antikolinerjikler. Tamam. Bunun bir sonraki sınav formatı hangisi M1 selektif olarak etkiler diyecekler. Cevap bunlar olacak. Tamam. Geçtik. Domperidon ne yapar? Güzel bir GIS farma sorusu. GIS farmalıları arkadaşlar son yıllarda neredeyse sınav sektirmeden her sınav sorusu geliyor sınavda. Domperidon dikkat bağırsaktaki dopamin D2 reseptörümüz var. Normalde bu dopamin D2 reseptörü bağırsağı durduruyor ve bizi kabız yapıyor. Eğer ben bunu antagonist versem ne olur? Bağırsak kabız olmaz, tam tersi ishal olur. Yani bağırsak hızlanmaya başlar. İşte domperidon ilacı ne yapıyor? Kişiyi ishal yapmak amaçlı, bağırsağı hızlandırmak için prokinetik amaçlı veriliyor. Bağırsaktaki pasaj ilerlediği için, orada kalmadığı için bulantı kusmayı da kesiyoruz arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda bu dopamin D2 reseptörü bulantı kusma merkezinde de var. Onu blok ettiğimiz anda bulantı kusmayı da kesiyoruz. Domperidon bu amaçla kullanılıyor. Güzel bir bilgi. Sınavda gelmiş yine gelir. Antipsikotik kullanıma bağlı Parkinson'da ne verilir? Dikkat. Az önce ifade ettiğim gibi Parkinson'lu hastalarda dikkat ne oluyordu? Tabii ki bu hastalarda SSS'de asetilkolin seviyelerinde bir artış oluyordu. Tam tersi dopamin seviyesi azalma oluyordu. Peki antipsikotik ilaçlar kime veriliyor? Psikozda, yani şizofreniye veriliyor. Şizofrenin patogenezi ne? Dopamin artışı. İşte bu yüzden verdiğimiz antipsikotikler ne yapıyor? Dopamin seviyesini baskılıyor. Eğer çok 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 baskılarsa ne oluyor? Bu ilaçlara sekonder hasta Parkinson oluyor. Yani hasta şizofren normalde, dopamini artmış beyninde ama o kadar çok dopamini baskılıyoruz ki bizim kullandığımız dopamin reseptör antagonistleriyle hasta bir süre sonra ne oluyor? Parkinson'a çevriliyor. Burada antipsikotiklere bağlı olan Parkinson tedavisi özellikle antikolinerjikler kullanılır. SSS etkili. Yani şıklarda ne arayacağız? Bir şekilde antikolinerjik özelliği olan bir ilacı alacağız. En güzel ilaç bir önceki 2003 Nisan'da da sorulan benztropin gibi, biperiden gibi az önce gördüğümüz antikolinerjikler, yani az önce gördüğümüz M1 selektifler. Bunları vermek lazım. Ama bunlar şıklarda yoktu. O zaman ne yapacağız? Antikolinerjik özelliği olan biri var. Kim o? Tabii ki de amantadin. Amantadin kitabımızdaki 99. sayfada vardı. Kendisinin antikolinerjik özelliği var. Bu anlamda ilaca bağlı gözüken Parkinson'da kullanılır mı? Cevap kullanılabilir. Tamam, güzel soru. Geçtik. Bu soru kanabinoid inverse agonist kimdir? Önce bir bakalım beraber. Çünkü kanabinoid
reseptörü yani CB1 bir önceki sınav yine geldi. Yani bu sınav Nisan ve Eylül 2023'te back to back arka arkaya aynı konudan soruların geldiği bir yıl oldu arkadaşlar. Dikkat. Bizim normal şartlarda normalde önce fizyoloji bakalım. Bir nörondan salınan nörotransmitter madde genelde sinaptik rada döküldüğü anda hep postsinaptik membranda bir reseptöre dokunuyor. Hep böyle işliyor. Fakat bir tane nörotransmitter madde var ki bu sinaptik aralığa dökülüyor, dikkat. Döküldükten sonra kendisinin salgılayan nörona gidiyor ve reseptörü buraya etki ediyor. Yani soru hangi nörotransmitter madde retrograd geriye doğru uyarı yapar? Cevap bu molekül. Kimse birazdan söyleyeceğim. Soru hangi nörotransmitter maddenin reseptörü presinaptik yani kendini salgılayan nöron üzerinde bulunur? Cevap kim olacak? Cevap kanabinoid olacak. Tamam. Demek ki kanabinoid reseptörü neredeymiş? Cevap kendi üstünde. Yani bu CB1 reseptörü postsinaptik membranda burada mı yoksa presinaptik membranda mı? Cevap presinaptik membranda. Birinci bilginiz bu. İşte bu kanabinoid CB1 reseptörünün inverse agonisti, dikkat, kokain bağımlılığında kullanılıyor. Bunu USM'den soruyor, tutuğa sormadı. İlaç rimonabant. Sınavda birebir geldi. Kitapta da 91. sayfamızda var. CB1 inverse agonisti rimonabant fakat intihar riskini artırabiliyor. Bu da henüz daha sınavda sorulmadı. Nisan'da CB1 agonisti dronabinol ve nabinol sorulmuştu. Şimdi sınavda hemen altındaki bilgi inverse agonisti soruldu. Kitapta da bu bilgi arka arkayaydı. Sınavda da arka arkaya geldi. Geçtik. JAK ilaç kimdir? Dikkat. Janus kinazı etki eden bir monoklonal antikor sorusu. Bu sınavda iki tane geldi. Bunlardan bir tanesi de buydu. JAK'ı engelleyenler, ilaçlar burada var. Kim soruldu? Oral kullanılan tofasitinib soruldu. Yine sorulma ihtimali var. Çünkü çok yaygın kullanılan bir ilaç arkadaşlar. Diğer sorumuz glisin reseptör antagonisti kim? Bu bir eski tuz sorusu. 90'lı yıllar farma sorusuydu. Yine geldi. Basit bir soru. Her zaman gelme ihtimali var. Önce mantığı hatırlamaya ver. Glisinin kendisi inhibitör vasıflı bir nörotransmitter maddemiz genelde genel olarak. O zaman bu dokunduğu anda dikkat postsinaptik membrana hücre ne yapıyor? Yatışmaya, dinlenmeye başlıyor. Eğer biz bu glisin reseptörünü antagonize edersek yani reseptörü kapatırsak ne olur? Tabii ki eksi artıya çevrilir ve ortamda şiddetli uyarı oluşur. Yani kişi konvülsiyon, epilepsi geçirebilir. O yüzden bu glisin reseptör antagonisti olan ilaç fare zehri, fareleri öldürmek için kullanılıyor. Fare konvülsiyon, epilepsi geçire geçire ölüyor arkadaşlar. Bu tıpta da deneysel konvülsiyon amaçlı kullanılıyor. Yani örneğin fareye bu veriliyor. Fare nöbet geçirmeye, epilepsi olmaya başlıyor ve o fareye başka bir ilaç verilerek bu epilepsi durdurulmaya çalışılıyor. Yani postsinaptik membrandaki glisin A reseptör blokörü antagonisti kimmiş? Strikinin kendisi meşhur fare zehri. Bunun mekanizması bu şekilde soruldu eski yıllarda. Yine geldi. TUS'ta bu sefer de nereden soracaklar? Deneysel konvülsiyon yapan kim? Cevap kim olacak? Strikinin olacak. Kitapta da bu bilgi vardı. Geçtik. Gel bu soruya. HIV ile alakalı iki tane soru geldi arkadaşlar sınavda. Güzel bir bilgi bu. HIV ile alakalı bugüne kadar TUS tarihinde çıkmış soruların arkadaşlar %90'lı kısmı etki mekanizması. Sınavda da öyle oldu. Hangisi bir şey yapan? İntegraz blokörü. Hangisi bir şey yapan? CCR5 blokörü. Hep böyle geldi. Yine böyle gelecek. Yani ilacın altında yaptığı yan etki, yaptığı başka bir durum, kullanım formu falan sorulmuyor. Genelde hep bu soruluyor. Kitapta zaten bilgi var. Çok rahat yakaladı. Şekil üzerinden de yakaladı. Ben şimdi size anlatayım. Bundan sonra gayetlerinde %90'lık kısmını yakaladım. Yazsın arkadan izle. Önce mantık. HIV ile alakalı ilaçların büyük bir kısmının sonu avir ile bitiyor. AIDS'in A'sından A'nın A'sı. Buradan yakalayacağız. Şimdi yaslan arkana izle. Bu bir hücremiz olsun. Örneğin makrofaj olsun. Dikkat. HIV virüsü ne yapıyor? Diyor ki ben geleyim de şu hücrenin zarına bir konayım diyor. CCR5 reseptörü dokunuyor. Tutunuyor buraya. Tutunmayı engelleyen ilacımız kim? CCR5'in 5'i. Roma rakamıyla 5. V harfi. Kim o? Maraviroc. İşte buydu sınav sorusu. Bu sınavda bu geldi. Eylül sınavında. Soru hangisi tutunmayı engeller veya CCR5'i blok eder? Maraviroc'ta şurada bir V harfi var. CCR5. Sınav sorun buydu. Eskiden de çok gelmişti. Diğer tutunmayı engelleyen kimler? İbalizumab ve fostemsavir. Bunlar henüz daha gelmedi. Yine sorulsa yine bize Maraviroc'u soracaklar. Geçtik. Tutunduktan sonra hücre ne yapmak istiyor? Füzyon yapmak istiyor. Zara tutunuyor. Zara füz oluyor bu sefer. Füzyonu engelleyen kim? Enfivirtit. Bak buradaki füzyonun füyüsünden enfivirtit var. Bu da çok da soruldu yine sorulacaktır. Füzyonunu yaptı. Amacı ne yapmak? Hücreye girmek. Girdi içeriye. HIV bir RNA virüsü. Hemen diyor ki ben RNA'mı DNA'ya çevireyim ki diyor. Reverse transcriptase enzimindeki bu çıkmış biyokimya sorusu. Niye? Benim oluşan DNA'm konağın insan DNA'sına girsin ki bu insan kendisinin DNA'sını çoğaltırken benim virüs DNA'mı kopyalasın, onu çoğaltsın. Yani bir nevi
DNA'sını bizim DNA'mıza entegre etmesi lazım. Entegre etmesini ne yapması lazım? RNA'sını DNA'ya çevirmesi lazım. Yapan enzim kim? Reverse transcriptase. Her zaman sınav sorusu. O zaman HIV'de en çok kullanılan ilaçlar, reverse transcriptase blokörleri kimler? İşte o da bizim meşhur zidovudin, abacavir, lamivudin gibi ilaçlar veya nükleotit yapılı tenofovir sınav sorusu veya non-nükleotit yapılı nevirapin, delavirdin, efavirenz gibi ilaçlar. Bunlar ne yapıyormuş? Reverse transcriptase engelliyor. Al sana sınav sorusu. Bir sonraki sınav. Hangi ilaçlar HIV'in RNA'sının DNA'ya çevrilmesini engeller? Ne demek istiyor? Reverse transcriptase blokörünü bul demek istiyor. Cevap da kim olur büyük ihtimal? Lamivudin olur arkadaşlar. Dikkat. Gel buradan beraber mikroba zıplayalım. Bizim RNA virüsü olup DNA'ya çevrilen başka virüs kim? Tabii ki hepatit B virüsü. Hepatit B virüsü de kendi RNA'sını DNA'ya çeviriyor. Onda da reverse transcriptase var. O virüsün tedavisinde de reverse transcriptase engelleyen iki ilaç lamivudin ve tenofovir kullanıyor. O zaman soru gelsin. Hangi iki ilaç hem HIV'de hem de HBV'de kullanılır? Cevap lamivudin ve tenofovir sınav sorusu. Tamam. Devam edelim. Virüsel oluşan DNA bizim konak DNA'sına, insan DNA'sına entegre olacak ki biz DNA'mızı çoğaltırken virüsü çoğaltmaya çalışacağız. Burada entegrasyon engelleyen ilaçlar kim ki? Bu Eylül'de çıkan soru buydu. Entegrasyon bak burada bir Tegra yazıyor. Bunu blok edenler kimler? Cevap ismini Tegra geçenler. Yani Raltegravir, Dolutegravir sınav sorusu da buydu zaten. Raltegravir'di sınav sorusu. Peki diyelim konağa entegre oldu. Dikkat ne olacak? Oradaki hücre kendi DNA'sını çoğalttığını zannederken bir sürü virüse ait kopya yapacak. O virüse ait oluşan kopyalar ne yapacak? Tabii ki protein sentezlemeye başlayacak. Oluşan proteinler işlenecek ve virüsün kendi protein yapısı oluşacak. Burada protein sentezini engelleyenler, işlenmeyi engelleyenler kimler diye bakarsak proteaz entegreler, sonra navirle bitenler. Yani ritonavir, sakinavir, darunavir gibi navirler. Sonra navir görsek ne anlama geliyormuş? Proteaz entegrelermiş. 2022 Goodman bilgisi en son kapsit oluşuyor ve bu kapsit salınmasını sağlıyor. Bu kapsit oluşması salınmayla alakalı kısmı engelleyen yepyeni ilaç son bulunan ilaçta kim arkadaşlar? İsmine kap geçecek. Lenacapavir yani kapsit, capsit oluşumu engelleyen kimmiş? Lenacapavirmiş. Bu da 2022 bilgisi. Henüz daha sorulmadı. Yepyeni bilgi. İşte bugüne kadar çıkan bütün HIV soruları ekrandaki bu mekanizmadan çözülüyor. Son sınavda burası. İki soru geçti. Getirdi ve kitabımızda bu şekilde vardı. Derste de animasyonla bunu böyle konuşmuştuk. Sınavda da geldi, geçtik. Bu soru şistozomada kullanılan ilaç kim arkadaşlar? Ne demiştik? Şistozomada her zaman ne bileceğiz? Piraziquantel. Bitti gitti. Şistozoma dendim aklına. Piraziquantel gelecek. Sınavda soru da buydu. Cevap da buydu arkadaşlar. Kitapta referansımız vardı. Kampta da çözmüştük. Soru sınavda geldi. Bu soru EGFR engelleyen ilaç kim? Yıllardır cetuximab soruldu. Şimdi ikinci kardeş panitumumab soruldu. Bir sonraki soruda necitumumab olacak. Bunlar EGFR engelleyen ilaçlar. Bu sınav iki tane monoklonal antikor geldi. Bunlardan birisi de EGFR'nin monoklonal antikoruydu. Evet, yemek sonrası dönemdeki glukoz emilimini engelleyen antidiyabetik ve bir tane daha antidiyabetik ilaç. İki tane soru oldu birden arkadaşlar. Bir kere şunu bilin çok net bir şekilde. Antidiyabetik ilaçlar iki sayfa fakat her sınav mutlaka bir tane temel, bir tane klinik veya iki tane temel sorusu var. Her sınav en az bütün sınav sorusu boyunca 2-3 sorusu var arkadaşlar. Antidiyabetler çok çok önemli. O yüzden kesin bilinecek. Şimdi kitapta referansımız zaten var. Gel beraber bunu animasyonu aklımızda kaldıralım. Çünkü sınav sorusu böyle geliyor. Dikkat. Bizim pankreasımızda bulunan beta adacık hücrelerindeki adacık hücre muhabbeti bu sınavda Eylül'de farmakolojiden ziyade biyokimyadan da geldi. Beta adacık hücresinin membranında ATP bağlı potasyum kanalı var. Bu kanallar kapandığı zaman açıldığında değil insülin salgılanıyor. O yüzden bu kanalları kapatıp insülin salgılayan kimler? Cevap sülfonilüreler ve repagenlikler. Devam. Bizim karaciğerimiz glikoz sentezliyor ve glikoneogenize kanada şeker veriyor. Bu glikoneogenizi engelleyerek kana glikoz çıkışını azaltan kim? İnsülin salgılamıyor dikkat. Metformin. Aynı metformin mitokondri ATP sentezini engelliyor ki bu ATP gelip de glikoz sentezini arttırmasın. Ne yaptı? Glikoz sentezini azalttı. Aynı metformin bağırsaktan glikoz absorpsiyonunu engelliyor. Aynı metformin kandaki glikozun dikkat GLUT4'ler aracılığı şekilde kas dokusuna ve yağ dokusuna girmesini sağlıyor. İşte metformin pek çok etkisi var. O yüzden sınav sorusu ne yapıyor? İnsülin direncini azaltıyor. Dikkat! Kendisi insülin sekresyonu işi yok. Aynı zamanda lipolizi aktive ediyor. Peki yağ dokusunu en fazla etkileyen ilaç kim? Tabii ki glitazonlar. Bunlar özellikle yağ dokusunu adiponektinleri aktive ediyor ve kandaki glikozun yağ dokusuna çok çok girmesini ve kandaki şekerin azalmasını sağlıyor. İnsülin direnci kırıyor. Soru, insülin direnci kıran iki ilaç kim? Cevap metformin ve glitazonlar. Devam. Bağırsaklardaki glikozun absorpsiyonunu engelleyen ilaç kim? Akarboz, vogliboz ve miklitoz sınav sorusu buydu işte.
Farmada bu sınavda yani ilk soru buradan geldi. Bağırsakta glikoz absorpsiyonu engelleyen kim? Cevap bu ilaçlar. Devam. Normal yemek yediğimde anda bağırsaktan glikoz absorbe olduğu anda bu glikoza cevaben ne oluyor? Glikagon like peptit 1 denilen bir peptit alınıyor bağırsaktan. Bu GLP-1 gidiyor pankreasa ve insülin sekresyonu yapıyor. İşte demiş ki bilim adamları ben ne yapayım? GLP-1 agonist vereyim ki pankreas insülin salgılasın. Kim onlar? Exenatide verilir sınav sorusu. GLP-1'i yıkan bir enzim var. DPP4 enzimi. Bunu engelleyeyim ki GLP-1 hayatta kalsın ve daha çok insülin salgılasın. Kim onlar? Sitagliptin sınav sorusu. Peki bizim bir de böbreklerden ileri glikoz gidiyor. Bunu reabsorbe eden kim? Tabii ki SGLT2. Demişler ki eğer ki ben SGLT2'yi engellersem glikoz reabsorbe olmaz. Şeker daha çok idrara gider ama bu idrardaki şekeri bulan bakteriler çok çoğalıp idrar yolu enfeksiyonu yapabilir. Kadınlarda vajinit yapabilir demişler. Aynen bu etkiler oluyor. Kim bu ilaçlar? Tabii ki SGLT2 blokörü dapagliflozin son sınav sorusu. Yani son sınavda 2023 Eylül'de hem glikozu bağırsaktan engelleyen hem de idrara fazla glikoz çıkmasına bu sebeple idrar yolu enfeksiyonu yapan dapagliflozin sınavda soruldu arkadaşlar. Yine sorulacaktır. Tamam, geçtik. Geldik diğer sorumuza. Eritropik yıkımın büyük olası da neyle olur? Dikkat! Bizim karaciğerimizde faz 1 reaksiyonlarında ilaçları yıkan bazı CYP enzimlerimiz var. Bundan da en çok görev alan kim? Tabii ki CYP3A4. Sınav sorusu da bu. 3A4 nereden aklımıza kalacaktı? 34 numara İstanbul plakası en fazla bulunan kim? Cevap bu. İkinci sırada en çok bulunan kim? 2D6. Bu henüz daha sorulmadı. Yani şıklarda da 3A4 yazmazsa cevap 2D6 olacak. Bu henüz daha sorulmadı. Ve 2D6 en fazla genetik polimorfizmin gözlendiği CYP enzimi sınavda gelir. Diğer sorularmış. Şimdi bunları referansını verdik. Dikkat. Referans veremediğimiz ilk soru şu. İlaç genetik eşleşmesi vardı. 5 şık var tabi bildiğiniz gibi E'ye kadar. 3 tanenin cevabı kitabımızda var. Yani doksorubisinin DLT-KMP yaptığı kitapta var. Bileomisinin primer fibroz yaptığı kitapta var. Klorenfenikolin aplastik anemi yaptığı kitapta var. Fakat dikkat. Propranolol agonistoz yaptığı kitapta yok. Zaten bu yanlış bilgi. Böyle bir şey yapmıyor. Dikkat. Bir de arkadaşlar diğer şık. Kaptopril hemolitik anemi yapıyor. Ama benim kitapta o bilgi olmadığı için o şıkkı eleyemediğimiz için yani tüm şıkları elettirmiyor bilgi kitap. O yüzden buna tam referans veremiyoruz. Yani referans vermediğimizi kabul ediyoruz. Bu sebeple eksi bir. Buna referans veremiyoruz. Çünkü bütün şıkları elettirmiyor. Doğru cevabı ulaştırmıyor. Bir tane şıkkı referans veremediğimiz için 3 şıkkı verdik. Bir tane veremedik. O yüzden buna referans veremiyoruz. Diğeri nöroaksiyel blok yapılacak hastada 7 gün önce hangisi kesilmeli? Şimdi aslında arkadaşlar bu bir geçen sene eczacılık uzman sınavında nöroaksiyel blok yapılacak bir hastada 8 saat önce, 7-8 saat önce kesilecek ilacı sordular. Ve ben bu soruyu aldım, kampta çözdüm. Ama burada 7 gün diyor. Yani daha öncesindekini soruyor. Bir tık daha eskisini soruyor. O yüzden tam yakalayamadık bu soruyu. O yüzden buna da referans vermiyorum. Dikkat! Şöyle bir bilgi var, bileceğiz. Bizim antiagregan ilaçlardan irreversible blokaj yapanlarımız var. Bunlar irreversible blokaj yaptıkları için bunlar cerrahi işlem öncesinde en erken 7-8 gün önce kesmen gerekiyor. Ama eğer ki reversible bir ilaç verdiysen sen hastaya, örneğin ticagrelor, kangrelor veyahut da eftifibatit veyahut da tirofiban gibi bunlarsa 5-7 saat önce yeterli. Yani irreversible'ları 7 gün önce keseceksin, reversible'ları 5-6 saat önce kesmen yeterli. Eczacılık uzmanlık sınavı dikkat bir sene önce ki bu soruyu ben kampta çözdüm. Reversible'ları sordu. 7 saat önce ne keselim? Cevap da eftifibatitti. Buydu. TUS ise 2023 dikkat Eylül'de 7 gün önce günde de burada kim olacak? Şıklarda cevap klopidogrel. Çünkü irreversible'lar 7 gün önce kesilmeli. Diğerleri ise 7-8 saat önce kesmen yeterli. O yüzden bana tam referans verebilirsin. Bunu da kabul etmiyoruz. Bu soru özensiz soruyordu. Anlattı, anlattı, anlattı. Bu normalde ne? Bir antiagregan. Soru antikoagülan dedi. Tabii ki bu bir antikoagülan değil. Soru kökü hatalı, yanlış ama ÖSYM özensiz olduğu zaman bu soruyu iptal etmiyor. Sonraki soru. Bu soruda da referans yok. Yani biz 15 soruya tam referans verdik. 16, 17 az önceki sorularda veremiyoruz ve buna da bu da zaten hatalı bir soru. Niye hatalı? Dikkat. Faz 1 için hangisi yanlış diyor? Bizim faz 1 deneylerimiz yani ilaç araştırmalarındaki faz 1'ler sağlıklı insanlarda yapılır. Soru kökünde hastalar demiş. Az sayıda hasta. Hastada yapılmaz. Demiş ki devamında bunlar çift kontrol çalışmalardır, kohort çalışmalardır. Hayır, kohort çalışmaları faz 3 çalışmalardır. Bu da yanlış bilgi. Ve demiş ki farmakovigilans burada yapılır. Farmakovigilans faz 4'te yapılır. İlacın piyasaya çıktıktan sonra genetiklerine bakılır. O yüzden bu ifade de yanlış. Yani sorunun 3 tane yanlış cevabı var. O yüzden bu hatalı bir soru. O yüzden buna da tabii ki referans vermiyoruz. Toplamına bakarsak 18 tane farma sorunun 15 tanesini net referans veriyoruz. Bir tanesini tam veremiyoruz. Diğerini de tam veremiyoruz. O yüzden bir tanesi de hatalı soru.
bu şekilde sınavı geçirmiş olduk arkadaşlar. Diğer branşlardan kaldığım bazı böyle çok drastik sorulara göstereceğim sadece ve geçeceğim. Çok da burada vaktinizi almayacağım. Statin kullanımı yani ne bu? Kolesterol petveğini engelleyen bir ilaç. Bu bir USML sorusuydu. USML tarafından soruyu aldılar. Birebir TUS'ta sordular arkadaşlar. Ve bu soru biyokimyadan geldi. Farmadan gelmedi. Dikkat, ne dediler? Bizim kolesterol petveğindeki sentezdeki hız kısıtlayıcı HMG korektözü engelleyen ilaç kim? Tabii ki statinler. Statinler bunu engellerse ne yapar? Kolesterol petveğindeki bir ara madde olan farnezil profosfattan yapılan, dikkat, Coenzim Q sentezlenemez. Coenzim Q olmazsa kaslarda ATP olmaz. Çünkü bu elektron transport zincirindeki bir ara madde. O yüzden kaslar enerjisiz kalınca miyopati olur. Çok güzel soru. O yüzden statin kullanımı ne yapar? Miyopati yapar. TUS yıllardır statin kullanan hastada miyopati olduğunu sormuştu. Şimdi niye miyopatini sordu? Kitapta yazıyor. Niye miyopati varmış? Cevap, Coenzim Q düşmesi sebebiyle. Şimdi gelecek soru arkadaşlar. Dikkat. Bu da USML sorusu. Hasta geldi. 2 aydır statin kullanıyor. Miyopatisi var. Örneğin hasta lovastatin kullanıyor, simvastatin kullanıyor. Ne yapalım? Cevap, kullandığınız statini kes. Miyopatiyi az yapan, Coenzim Q'yu az düşüren pravastatin ve fluvastatin başla. Direkt soru bu olacak arkadaşlar. Bunun bir sonraki level'ı bu. Net. Belki 2024 Nisan'da bu soruyu göreceğiz. Geçtik. Hangisi antikoagülanı? Klinik taraftan soru. Puan değeri daha yüksek. Bizim antikoagülanlarımız pıhtılaşma faktörlerini sentezini engelleyen ilaçlar. Yani heparinler, varfarinler, faktör 10'a engelleyen apsiksebanlar, direktromu engelleyen dabigatranlar. Bunlara vermişliklere. Streptokinaz ne? O işte tam tersi fibrinolizi aktive eden, yani plazmin aktivatörü, TP aktivatörü. Bu ne? Bu kendisi bir tromboliz ilacı. Yani antikoagülan değil. Sınavda soru buydu. Basit bir soruydu. Diğer bir soru hemojen tedavisiydi. Dikkat arkadaşlar. Bizim beta blokörlerle alakalı en çok çıkan, yani LOL'lerle alakalı en çok çıkan soru formatı sınavda mekanizma değil endikasyon. En çok bunu seviyorlar arkadaşlar. Bir sürü endikasyonu var. Bunlardan en kıymetlisi kim konuştuğumuz derse? Hemojen tedavisi. Hatta soru şöyle koymuştur. Bunu bize soruyorsa mutlaka çocuk verecek. Çocuk doğmuş. Daha yeni doğan bebek. Yüzünde kocaman bir hemojen var değil mi? Gül lekesi derler halk arasında. Kocaman bir leke var. Bu leke zamanla normalde küçülür ve kaybolur. Küçülmüyor. Hala persiste kalıyorsa ne verilir? Cevap propranol verilir. Çok güzel sınav sorusu, tamam. Bunu sordular, yine soracaklar. Peki başka indikasyondan kim kıymetli? Glokomda kullanıldığı kıymetli. Her zaman soru. Dikkat. Hipertiroidide propranol kullanılır. Sınav sorusu. Özofagus varis kanamasında kullanılır. Esansiyel tremor, sosyal fobide kullanılır. Çok güzel soru. Migren atakta değil, profilakside verilir. Ve beklediğim soru. Psikojenik polidipside kim kullanılıyor? Propranol kullanılıyor. Bunlar sınavda gelebilecek güzel bir sınav soru arkadaşlar. Tamam. Evet, bitirdik. Umarım sizler için verimli bir farmakoloji değerlendirmesi olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki sınavda daha kolay soruların, daha çalışanı yapabileceği, daha mantıklı soruların gelmesi ümidiyle arkadaşlar. Umarım herkes gönlündeki geçen yeri, arzu ettiği uzmanlığı, bir ömür boyunca huzurla yapacağı en güzel branşı kazanmasına sebep olacak bir sınav olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun arkadaşlar.